bu ayetini çözebilmek için o derinliğe girip gavvas olmak lazım. Değil mi? Bir de ne diyor? Her kafirin diyor sıfatı kafir olmadığı gibi her bir müminin sıfatı da mümin değildir. Kafirdir, Hristiyandır ama sıfatları Müslüman olabilir. Adam yalan söylemez. Var öyle, Almanya'da yaşadım ben. 9-10 sene Almanya'da yaşadım. Almanların %90'ı yalan söylemez. Rüşvet yemez. Dürüst. Yere tükürmez. Yere çöp atmaz. Birisi var ya çöp atsın hemen polise haber verirler. Öyle. Tabii. Ağaç hakkı var. Ağaca vursun birisi, trafik ezdin ve ağaca vurdun. Sana bilmem ne kadar ceza geliyor. Düşünebiliyor musun? Bak adamların sıfatları, o sıfatları ne sıfatı? Mümin sıfatı, mümin, Müslüman. Ama gelelim bizim Müslümanlara, bizim sıfatlarımızda da üçkağıtçılık, yalancılık, çarpmak. Adamla bir konuşuyorsun, adamın konuşma hitabatı, konuşma şey, karşıdaki insanda da sana inanıyorsa bir çarpıyor. Veya cebini dolandırıyor, onu şey yapıyor, onu kandırıyor. Nasıl Müslümansın kardeşim sen ya? Böyle Müslümanlık mı olur? Müslümanın sıfatında üçkağıtçılık, sahtekarlık, adam kandırmak var mı? Ne oldu o zaman senin sıfatın? Senin bu sıfatın kafir sıfatı işte. O zaman ne oldu? Hak batılı yere çarptı. Niye diyor efendim kafirler bize üstün? Niye mi üstün? Çünkü onlardaki hak sıfatlar bizim batıl sıfatları aldı ve yere çarptı. Halbuki Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı bizim ecdadımızda hak sıfatlar galipti. Onun için biz 600 sene ayakta kaldık. Ne zaman bizim hak sıfatlarımız zayıflamaya başladı? Osmanlı'da yıkıldı. Eğer bizim hak sıfatlarımız, yani ahlak-ı Muhammediye diyelim, peygamberimizin ahlakı, peygamberimizin sıfatları bize ne kadar çoğalırsa, Cenab-ı Hak da bizi o kadar aziz eder. Öyle değil mi abi? İnşallah. Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Bununla ilgili bir konu daha açıklayayım uçup. Bir gün diyor bizim Necmi abi anlatıyor. Bu kısa bir şey yapmak istiyorum. Necmi abi biz diyor bir gün Adana'dan öbür şeyini anlatayım. Almanya'ya gittik diyor. Şeye gideceğiz. Medreseye. Risale-i Nur Medresesi'ne gideceğiz diyor. Almanya'ya Bonhof diyor bir yerler var. Böyle yer altından geçen ne diyorlar ona? Metro. Geçerken diyor çıktık diyor. Dershane arıyoruz. Medrese. Risale-i Nur Medresesi. Bilmiyoruz diyor. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Telefonla da irtibat da kuramadık. Bir tane Alman'ın birine diyor gösterdik kağıdı. Nereye gideceğimizi. Bir Alman. Pisetli. Adresi aldı diyor böyle. Mehmet Emin. Demiş beni takip edin. Gitti diyor sokağın başına kadar. Orada bekliyor. Biz de gittik. Böyle döndü diyor. Yine biz döndük. Böyle gitti diyor. Adam bekliyor diyor. Halbuki benim kardeşim değil, arkadaşım değil, hiçbir şeyim değil. Tanımadığım bir adam. Bir de Hristiyan yani. Ama sıfatı mümin, sıfatı Müslüman sıfatı bak. Gitti. Bizi diyor medresesinin dershanenin önüne kadar getirir diyor. İşte demiş adresi burası. Halbuki var mı menfaati adamın? Yok. Ne için yaptı? Dürüstlük var. Cemaattan da birisi el kaldırmış. Abi demiş ben de bir olay anlatayım. Anlat demiş kardeş. Bir gün demiş biz haçtan gelirken hani eskiden kasapta haçtan geliyorlardı ya. Otobüslerle gelirken daha önce anlatmıştım ama bu belki dinlemeyenler olur. Biz de haçtan gelirken diyor Adana'ya uğradık. Akşam üzeri diyor Adana'ya uğramışlar. Demişler bu Adana'ya uğramışken Sakıp Sabancı Camisi var. Oraya demiş bir gezelim. Bir bakalım böyle. Oradan diyor bir vatandaşın birisine demişler ya burada Sakıp Sabancı Camisi var. Bunu demişler biz ziyaret etmek istiyoruz. Nerede? Tamam demiş. Ben de demiş oraya doğru gidiyorum. Aldık diyor onu diyor otobüse. Bindirdik diyor. Öyle git böyle git. O tarafa döneceğiz. Bu tarafa döneceğiz. Şöyle döneceğiz. Ondan sonra adam demiş ki durun burada. Durduk. Bak ben demiş iniyorum. Şöyle sağa dönün. Karşınızda demiş Sakıp Sabancı Camisi. Adam indi diyor. Biz sağa döndük diyor. Bir baktık diyor. Ne cami var ne bir şey var. Adam meğerse bizi evine getirtti. Bir baktık diyor adam bizi kandırmış. Bu da Müslüman. Yeni Adana'ya götürmüş. Eski Adana. Sonra oradaki vatandaşa sorduk diyor. Demiş ya yeniden geriye döneceksiniz. Oraya geleceksiniz. Nedir bu şimdi? Üçkağıtçılık, yalancılık değil mi? Peygamberimiz ne diyor? Yalan söyleyen bizden değildir. Üçkağıtçılık yapan
bizden değildir. Sahtekarlık yapan bizden değildir. Öyleyse Cenab-ı Hak bize ahlak-ı Muhammediye nasip etsin. Peygamberimizin sıfatlarını, aleyhissalatü vesselamın sıfatlarını nasip. Ufak tefek hatalarımız olabilir. Ama adam kandırmak, üçkağıtçılık yapmak alnı secdeye gelen Müslüman bir insanın işi değil abi. Evet abi, devam edelim. Senin dediğin şeye gelelim. Buyur abi. Cennette önce Hazreti Davud aleyhisselam, güzel Davud'u seviyor.